Evet Barış Biner tarafsız haber izleyicileri, yeni bir anket çalışması daha açıklandı. Artı bir araştırma bu defa. Artı bir araştırma Başkanı Hüseyin Çalışkaner açıkladı. Artı bir TV'nin internet sitesinde var. Şimdi Hüseyin Bey'in tweetleri var. Bu tweetlerinden bu araştırmayı tarafsız haber Barış Biner olarak Türkiye'nin seçim anketi kanalında yorumlayacağım. Değerli izleyiciler, Cumhur İttifakı'nda durum ne? Bakalım. Ciddi olarak bu araştırmayı inceleyelim. Hüseyin Çalışkaner artı bir araştırma şirketi başkanı, son araştırmamızda da çıkan çarpıcı sonuçlar. Kararsızlar dağıtılmış haliyle. Millet İttifakı her geçen gün daha da güçleniyor. Evet, Cumhur İttifakı'nın oy oranı %37.8, Millet İttifakı'nın oy oranı %46.2. Dikkat çeken sonuçlar burada, zannedersem HDP Millet İttifakı'na dahil edilmemiş ve Hüseyin Çalışkaner attığı son tweette Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin oyların da Millet İttifakı'na dahil edilmiş olduğunu söyledi. Dolayısıyla 46.2 HDP'siz Millet İttifakı 50 bandını aşacak, 55'leri de belki de aşacak. Şimdi detaylara bakacağız. İşin ilginç kısmı şu, HDP'siz Millet İttifakı'nın, Cumhur İttifakı'nın yakalamış olması bir yana, HDP'siz Millet İttifakı'nın Cumhur İttifakı'nı geçiyor olması çok büyük bir sonuçtur. İktidar ve Cumhur İttifakı'ndaki yıpranmanın bir sonucu, tezahürüdür. Evet, kararsızlar dağıtıldıktan sonraki oy oranları, kararsızlar dağıtılmadan önceki tabloları size hiç vermeyeceğim. Kafanız karışmasın, direkt olarak kararsızlar dağıtıldıktan sonra. AKP %30.6, 34 ile iktidara gelen AKP 30.6, 29, 30'un altından üstün, 30'u aşıyor ama 34 bandından 30 olarak 4 puan düşük. Cumhuriyet Halk Partisi 26.8, 27'ye varan CHP'nin oy oranı. İYİ Parti %13.7, 13-15 oy aralığında İYİ Parti'de bir yükseliş vardı. HDP %12.4, %10 bandını rahat aşıyor HDP. Milliyetçi Hareket Partisi %7.2. Şimdi AKP ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin oy oranlarına tekrar bakalım. 30.6, 7.2, yani toplamı 37.8. Cumhur İttifakı'nın oy oranı %40'ı geçemiyor. Millet İttifakı'nın oy oranı CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi ile beraber %46.2, HDP'nin de %12.4 oy almış olduğunu görüyoruz. Evet, diğer partilere gelelim. Şimdi Saadet Partisi %1.0, Deva Partisi %2.9, Gelecek Partisi %1.8. Deva Partisi ve Gelecek Partisi de Millet İttifakı oy oranları içerisinde belirtilmiş, Millet İttifakı'nın toplamında belirtilmiş. Saadet Partisi, Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin oy oranları, Saadet Partisi 1.0, Gelecek Partisi 2.9, Deva Partisi 2.9, Gelecek Partisi 1.8. HDP ve Deva Partisi'ndeki sıçramayı burada da görüyorum. Aynı zamanda Deva Partisi'ndeki sıçrama ve Deva Partisi'nin Gelecek Partisi'ni oy oranı olarak geçiyor olmasını gördüğüm, sanırım 3. ya da 4. anket, Ali Babacan atağa kalktı Ahmet Davutoğlu ile kıyasladığımız vakit. Türkiye İşçi Partisi %0.2, Muharrem İnce'nin Memleket Partisi %0.2, %1'e çok uzak. Aynı şekilde Vatan Partisi %0.2. Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi 0.1, çok düşük bir oy oranı. Hiçbir diyenler %2.7, diğer partiler diyenler 0.2. Evet, toparlayacak olursak AKP 30.6, CHP 26.8, İYİ Parti 13.7, HDP 12.4, MHP 7.2, Saadet Partisi 1.0, Deva Partisi 2.9, Gelecek Partisi 1.8, Türkiye İşçi Partisi 0.2, Memleket Partisi 0.2, Vatan Partisi 0.2, Türkiye Değişim Partisi 0.1, hiçbiri %2.7, diğerleri 0.2. Cumhur İttifakı'nın oy oranı %37.8, Millet İttifakı'nın oy oranı 46.8, üzerine bir de 12 puanlık HDP oyunu eklediğimizde 46, 48, 46, 56, 58, yaklaşık %60 muhalefet, %40 iktidar dengesine de burada ulaşıyoruz. Zaten Cumhur İttifakı'nın oy oranı 37.8, kararsızların dağıtılımıyla beraber 40'a çıkabilir. Millet İttifakı da
58 dengesinde kararsızla beraber 60'a çıkabilir. Yani bu ankette de gördüğümüz tablo şudur. İktidar bloğu 40, muhalif bloğu 60, oy oranında 60'a 40 Cumhur İttifakı açısından kapatılmayacak bir fark. O yüzden Erdoğan'ın Türkiye'de aşı ücretsiz ama diğer ülkelerde ücretli açıklamaları böylesine doğru olmayan bir propaganda, yani yalan propaganda yapmış olmasında bu anket sonuçlarına yormamız gerekiyor. Manipülasyona başladılar ama sonuç verir mi? Hayır, elbette vermeyecek. Tarafsız haber Barış Güner'de politik analizler ve seçim anketleri yorumları devam edecek. Beğen tuşuna basmayı, bildirimleri açmayı, abone olarak destek olmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Artı bir araştırmayı sunduk.